Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün yağmur yok. Nerede? Özgür'ü oyalıyor. Evet, bugün Özgür'ün evine gizlice giriyoruz. Ah, Özgür'üm, sakın birazdan başına geldiklerden habersiz. Kanka dur, bekle. Ya şu an niye bu kadar geliyorsun? Polise gerek yok. Bu ne? Bir şey söyleyeyim, var ya şu komikteyiz. Yani gerçekten bu gerginlikte seni ikna etmekle uğraşıyorum. Fotoğrafımız dışarıdan çekiliyor, bize falan atılıyor. Pencereden bakmaya bile korkuyoruz şu anda. Özgür'üm. Beni affet. Yine abisiyle işbirliği yaptım. Anahtarı verdi bana. Sağ olsun, beni çok sever. Şimdi girelim ve planlarımızı anlatmaya başlayalım. Bu arada Mücahit, arkamı görüyor musun? Arkamda Bugs Bunny var. Evet, yok. Özgür için. Hadi bismillah diyelim o zaman. Çok kısıtlı bir vaktimiz var. Acele etmemiz lazım. Hoş geldin. Kendi evinmiş gibi Mücahit. Yağmur'la Özgür buradalardı. Yani Yağmur oyalamak için Özgür geldi bugün ve markete götürdü. Mesaj attım, oyala dedim. Buradan en yakın markette sanırım 20 dakika falan arabayla. Özgür köyde oturuyor da. Neyse. Gidiş geliş bir 40 dakika diye tahmin ediyorum. Özgür çok hızlı da sürebilir. Yarım saat diyelim. Ve sizi ekip arkadaşlarıma tanıştırayım. Görüyorsunuz harika bir prodüksiyon, kocaman bir ekiple geldik. Arkadaşlarımı getirdim. Arkadaşım Özlem Eroğlu ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben çok değerli elemanlarımı getirdim. Eleman derken? Eleman mı? Partilemeyi düşünüyorduk da. Normalde Özgür'ün evinde. Evet, Özlem onları kandırmış bu arada partilemeye geldik diye. Zeynep'in canavar olacağından, Ruken'in de sapık olacağından Miran'dan haberi yok. Asla haberimiz yok. Nasıl sapık olacağını göreceksiniz birazdan Ruken Hanım'ın. Zeynep namı diğer canavarımız. Benim travmam olan Gares isimli bir korku filmi var arkadaşlar. Ondan esinlendik. Gerçekten gördüğüm en felaket korku filmi. Karakteri canlandıracak. Ruken ve Özlem sağ olsunlar bahçede duracaklar ve ara ara gerekeni yapacaklar. İşte ses sıklatmadır, rahatsız etmedir. Aklınıza ne gelirse. Kızlar, size güveniyorum. Olabildiğince acımasız olun, gaddar olun ve korkutucu öyle olun. Öyle olacağız. Bütün hırsımızı alıyoruz burada. Sen niye bu kadar mutsuzsun bu videoda olduğun için? Çünkü ben merdivenden düşeceğim. O yüzden çok mutsuzum. Beni bir merdivenden emekleyerek indireceğiz ve merdiven 90 derece. Onun dışında bir problem yok. Yani yaparsın bence. 1.91 hanım. Dışarıda nasıl olacağım bu arada, çok soğuk hava? Beni ilgilendirmiyor. Ben yukarıda tuvalette olacağım. Tamam ya. O zaman kameraları yerleştirmeye başlayalım. Hadi bakalım. 5-6 tane GoPro ile geldik arkadaşlar. Odayı her yerden görmeliyiz çünkü her yerden saldıracağız. Bir tanesini buraya kitaplığın arasına saklamayı düşünüyorum. Diğerini de hemen göstereyim. Şurada Allah'tan Özgür'ün bol bol eşya koymuş. Buraya bir yere saklayacağım. Zaten küçük oluyor GoPro'lar bayağı. Bir de mutfağa yerleştireceğim. Mutfağı da görelim. Bence burası uygun. Ne diyorsun? Bütün mutfağı alırız. Buraya bir yere saklayalım. GoPro'lardan çok bir tanesini. Çok belli olur orada sanki ya. Saklarız. Üzerine bir şey koyduğumuzda anlayacağını zannetmiyorum. Çantayı koyarız. Ha, aynen. Özgür neye nereye koyduğunu çok detaylı hatırlamaz diye düşünüyorum ve GoPro'lar çok küçük. Akıllı prizle geldim tabii ki. Lambaları ve televizyonu rahat rahat açıp kapatmak için, yani uzaktan kontrol edeceğim telefonumla. Bir de JBL ile geldim. Ses vereceğiz. Zaten yeterince ekipman ve insan var ama olsun, ne kadar korkutursak o kadar iyi. Şimdi akıllı prizi taktık ve deneyelim. Wi-Fi'ye bağlıyorum. Bakalım televizyonu buradan kontrol edebiliyor muyuz? Çok geç açılıyor bu. Neyse, sonuçta açılıyor. Kapatalım bakalım. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu bu. Bununla istediğim zaman televizyonu açıp kapatacağım. Yine ışıkları da aynı şekilde açıp kapatacağım. Zaten dediğim gibi ekipmanlarım, yanında getirdiğim arkadaşlarım. Onlar en iyisi olacak ve Özgür çok korkacak. Çok vaktimiz yok. Hadi saklanalım. Şimdi. Oy. Özgür, Allah seni bildiği gibi yapsın. Bu ne ya? Ödüm koptu Allah aşkına. Şimdi Özgür'ün burada bir lavabosu var ama bence yukarıdaki lavaboya saklanalım. Daha garanti olur çünkü buraya gelir bakar. Bir kat yukarısı zaten burası. Yukarıdaki lavaboya saklanalım. Allah'tan da Özgür'e bir ton kışkırtma yapıyorum da her yeri biliyorum. Evet, bizim saklanacağımız asıl alan burası. Arkadaşlar, gerçekten herkesin ve tarihin unuttuğu bir lavabo. Bence Özgür burayı hiç kullanmadı. İlk senle ben kullanacağız. Sevdin mi yeni kulübemizi? Evet, çok sevdim. Nefes almak istiyorum, bu ne? Çok havasız. Şuraya bir yere saklanırız artık. Buraya gelmez inşallah Özgür yani. Bu ne? Neyse. Konumuz bu değil. Elimde telefonum var. Buradan her şeyi kontrol edeceğiz arkadaşlar. Her şeyi. Mis gibi. Oh. Şimdi figüranları yerleştirelim. Figüran kelimesini unuttum da bir an. Evet, figüranlarımızı da yerleştirelim. Çok kısıtlı vaktimiz var. Acele edelim. Özlem, Ruken. Zaten figüranlar yerleşmek için bekliyorlarmış. Gelin bakalım. Siz bahçede hiçbir şekilde görünmeyeceğiniz bir yerde olacaksınız, tamam mı? Herkes ne yapacağını biliyor. Telefonlardan size göndereceğim mesajları. Mesaj gönderdiğim an gönderdiğim şeyi yapacağım.
yapacaksınız bu kadar. Ve asla ne olursa olsun yakalanmayın. Kazamız mübarek olsun. Hadi bay saklanın. Hadi bize Zeynep'i alalım yanımıza. Orası Özgür'ün yatak odası, burası aktivite odası. Buraya gireceğini hiç zannetmiyorum. Seninle burada saklanıyoruz kader arkadaşım. Burada vakti geldiğinde Zeynep'i beyazlar içerisinde giydireceğiz ve aşağıya göndereceğiz. Zeynep'in rolü ama bayağı bir sonra. O zaman oturalım mı, ne yapalım? Oturalım ve Özgür'ü bekleyelim. Şimdi... Ne yapıyorsun? Şimdi hesaplamalarıma göre aslında gelmiş olmaları gerekiyor da bakalım. İnşallah Özlem ve Ruken iyi saklanır ya. İnşallah boşa gitmez o kadar video ya. O zaman bekleyelim bakalım. Ne kadar şimdi? Daha yeni ya işte 3-4 gündür işlemleri bitirmeye çalışıyoruz. Gizler. Şimdi sessiz olacağız, tamam mı? Bu saatten sonra. Konuşuyorlar. O kadar yorucu ki kanka ya, yemin ederim. Biz de anlamadık ki. İşte ev yakın. Yeni evimiz eskisine. Ben zaten tektim ya. İkisine de yakın. Arkadaşlar biraz konuşmalarına müsaade edelim. Az sohbet etsinler. Canavarımız gelene kadar. Lan ne konuşuyorsunuz acaba? Özgür hiç mi sormadın ablan nerede? O da gelsin diye. Üç kat yukarıdayız. Duymazlar değil mi? Bu bayağı. Bu geçen geldiğimde de mi vardı? Özledim seni yemin ederim ya. Zaten de tek başına zaten de beni yalnız bıraktılar gittiler. Bu kim oğlum? Oha kanka. Ne o bakayım? Sen gördün mü daha önce? Ver mi, yeni reklam geliyor. Çok mutlandım. Vallahi sen uğurlu bir kızsın. Her senin yanında alıyorum bütün hemen. Of kanka ya. Bu sıra çok korkuyorum biliyor musun kanka ya? Neyden? Ya bir tane biliyorum, ben tek yaşıyordum ya. Zaten bu yüzden taşındık. Bu sıra böyle sanki böyle gittiğim her ortama ne bileyim paranormal olaylar getiriyor falan gibi hissediyorum. Ne bileyim böyle. Nasıl? Sen ciddi diyorsun bunu. Şu an ciddiye almıyorsun ama ben birkaç gündür uykuyum. Ya hayır, dalga geçmek için sormam. Ne gibi mesela yani? Ya dalga da geçebilirsin çünkü gerçekten çok enteresan. Gerçekten normal gelmiyor. Ama ben zaten böyle şeylerden hiç korkmuyordum. Gelir misin? Köpek oluyor diyorum sana. Korkuyorum diyorum. Birkaç gündür böyle sesler duyuyorum garip garip. Sonra ne bileyim uykumdan uyanıyorum, tuhaf rüyalar görüyorum. Ondan sonra birkaç gündür arkadaşımda kalıyorum. Onun evinde de olmaya başladı. Ama zaten bunu bir haftadır, 10 gündür falan kendim yaşıyordum. Sen burada kalsın, kafayı yersin bu arada. Bir kere şey oldu, ev arkadaşım var ya biliyorsun. Burada şey görüntülü konuşuyor bilgisayardan. Canlı olarak görüntülü konuşuyor. Yabancı bir çocuğa ders veriyor, tamam mı? Tam burada oturuyor. Bilgisayar ekranında konuşuyorlar ikisi beraber. Çocuk ne dedi biliyor musun? Hocam arkanızdaki kapı hareket etti dedi. Öğrenci dedi. Evet. Ve kapı aslında şeydi yani, normal kapalıydı ve kapının hareket etmesi böyle bir şey yok yani. Camlar falan hiçbir şey açık değil. Korkuyorsun ya, aslında hepsinin bir sebebi var yani. Tabii o zaman değil. Çok da paranormal falan değil mi? Paranormal gibi düşünüyorsun çünkü çok sessiz ya. Kimse de yok, normalde hep evde bir ses var. O yüzden psikolojik olabiliyor bazen. De stresliyken çok olabiliyor. Gözümüze batıyor ses, tek olunca diyorsun. Aynen. Yağmur'a yazalım. Abur cuburları yesinler artık. Abur cuburları yerken sodalara... Kızım madem gideceğin yere paranormal, benim evime niye geldin o zaman? Kanka beni... paranormal şeyler getiriyorsun, burada ne işin var? Git nerede paranormal şey yaşıyorsan ya, benim derdim var. Kanka bak diyorum ya, gittim Deniz'in evine, orada da oldu. Sinem'in evine gittim, orada da oldu. Buraya geldim. Senin var ya. Şimdi ben Yağmur'a yazdım, anlaştık. Özgür bir şekilde içeri götürecek bir şeyleri ve ben onları alıp kaçacağım. O halde. Lan ne kadar keyifli ya. Sinirlerim bozuldu. Biraz da dağılacaklar. Kanka beni şimdi kalkıp kovarsan şaşırmayacağım. Aa, o kadar saçma söylüyorsun ki. Zaten inanmıyorum da hani. Musallat. Hani bir yiyelim ya. Ha evet. Aynen. Gel hazırla yahu. Bir de korku filmi mi izlesek? Korku filmi. 3 saat korkuyorum dedikten sonra benim haller. Gidiyorlar. Kanka kanka. Hemen yetişmem lazım. Sen burada kal. Valla? Evet. O ne işe yarıyordu? Yüzündeki sivilce, her şeyi götürüyor. Kanka seviyorsun değil mi sade soda? Ben birazcık sormadım isteğini de. Aa kırdım galiba. Kırdım. Kanka. Camı kırdım. Bir şey söyleyeyim. İmkansız biliyor musun? içine cam girdiyse? Hayır içine cam girmedi işte bak. Camı attım buraya. Kanka cam çok moleküllü bir şey. Böyle parçalanıp şey alıyor. Aa, öleceğiz mi de sanki? Neyse. Onu sen içiyor musun? Ağzı kanar. Kızımın için. Yok içerim. Bardağı koyabiliriz altta. Bizim pik millik. Kanka sen şunları götür. Bunları içeride doldur istiyorsan. Götürürsün. Ben de şunları götüreyim.
Kanka vallahi çok memnunum ya. Çok iyi. Prodüksiyon falan. Zaten tanıdığım kişiler var. Kanka gelsene bir ya. Şu şey neredeydi? Kola falan. Tek içecek mi yapalım? Kola mı? Kanka soda aldık ya. Kanka kola da içelim ya. Yok kola mu? Kola yok ki. Kola alsaydık madem. Kola aldık. Bilseydim ben şey kola alırdım. Ya ben şey dedim. Birkaç zaten içecekler oluyor ya sende. Soda falan da içeriz. Çok önemli değil ya. Şey yaparız. Meyve suyu falan var mı? Meyve suyu yok. Ben hapşuracağım. Hapşırın engelleniyor. Çok sinir bozucu hapşırın kaçarsa. Of ya gitti. Kanka bak bunu kokla da tekrar gelir. Baharatlı karabiber. Ya. Korku filmi izleyek diyorum ay, ben. Korku filmi izleyek ya. Yani. Kanka bardakları getir dedim ya sana. Ne? Getirdim ben. Acaba ben onu aldım da dolaba mı baktım sonra? Yok. Ben bunları burada doldurdum. Bakayım. Şimdi tepkilerini izleyeceğiz bak. Bak göremedi girdi. Keşke duysak ya. Niye sadece görüntü görüyoruz ki? Ben dolaba mı koydum? Yok burada. Yanıma geldin. Gelirken elimde miydi bardaklar? Yok. Yok. Getirmedim mi acaba ben? Anlamaya çalışıyorlar. Bul ara. Ara Özgür belki bulursun. Kalbim hala çok hızlı atıyor. Çok korktum. Bu arada bakın bu kadar şey yapıyoruz. Koskoca prodüksiyon, koskoca ekip. Like atıyor musunuz? Abone oluyor musunuz he? Olsunlar değil mi canavara da olsunlar. Sohbet etsinler biraz daha. Hadi izin veriyorum. Hadi alsın kafalarımız olsun. Evde biri var mı? Hayır. Emin misin? Hayır yok evde kimse. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Sen içeri geldin mi? Geldim mi kanka? Orada cips dolduruyordum. Belki bir yere koymuşum. Dalgınım zaten. Hatırlamıyorum. Belki de ama içeceksiz kaldık. Kanka şimdi korku filmi izliyor muyuz? İzlemiyor muyuz? Ben kendimi camdan aşağıya mı? İstersen bence müzik de açabiliriz. En son ne çektin? En son YouTube videosu çektim. Vallahi mı? Ne çektim? Ya klip yayınladım işte. Ha evet. Ben siz ne konuşuyorsunuz acaba? Yani çok merak ediyorum. Ah özgürüm, safım. Birazdan başına geleceklerden habersiz. Çok mu acımasızım? Yok ya bir şey yapmadıktan çok kötü sahneye çıkmadım. Ama işte sen canavar olup ineceksin ya. O zaman çok. Bu da merhaba arkadaşlar. Bugün ben bunları iyi bil evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bu yasak biliyor musun normalde çocuklar izlemesi? Ha. Evet çok enteresan videolar da var. Ben biliyorum ama benim bile psikolojimi bozmuştu. Yeter kadar sohbet muhabbet zaten bensiz sohbet ediyorlar sinirleniyorum. Ruken'e yazacağım şimdi. Camı tıklatsın. Tamam. Şimdi bakalım. Ay dışarıyı da görebilseydim keşke Ruken ne yapıyor. Korktular bayağı. Korktular derken sadece Özgür korktu bu arada. Yağmur biliyor her şeyi. Korktu bayağı. Kıyamam. Biz burada eğleniyoruz ama. Kanka... Oradan mı geldi yoksa yukarıdan çamaşır makinesinden mi? Kanka camdan geldi. Çamaşır makinesinden ama. Ay! Dur gitmeyelim. Kanka çok korkuyorum. Gitmeyelim. Ne olabilir? Bakalım. Dur bir dakika Özgür bir dakika bırak, kanka korkuyorum. Kanka, bir şey olabilir ama cama vurdular. Ne yapacağız? Buraya girse bir anda bir şey. Kanka dur bekle. Beraber bakalım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Belki komşudur ya. Belki komşudur. Kanka komşu kapı varken neden cama vursun? Zülfikar amca olabilir. Zülfikar amca. Kim var? Kapı çaldı. Dur tamam. Sakin ol. Salak mısın? Kapıyı çaldı işte. Buradaydı. Kapıyı kanka, çaldı. Kanka kapı çalmadı. Yine camdan. Kapıyı çaldı sonra. Sakin ol. Benim durup dururken var bir şey yaptı. Kanka cama vuruyorlar. Sonra kapıyı. Bekle bir dakika. Özgür bir dakika. Dur salak mısın ya? Kanka. Şu olabilir. Abartma. Kim? Yok biri de yukarıdaki demin kapı açılmış. Fener ışığı. Otur. Benim de gerdin var ya. Kanka ama kapı çalıyor, kimse yok. Ne yapayım? Korktum. Oluyor mu böyle? Olabiliyor bazen. Bak, ulan cama vuruluyor. Kapı çalıyor. Kanka! Dur. Ne oluyor? Polis ara! Ne oluyor? Bakamıyorum. Kanka, sakin ol. Çok korkacak.
şeyden korkmayan bir insan bu arada. Özellikle onu seçtim. Hiçbir şeyden korkmuyor ya. Öyle mi? Kıyamam. Çok korktular. Sakin ol, polis ara. Flash tuttular. Flash mı? Gerizekalı, ödümü patlatıyorsun. Flash korkunç bir şey değil mi? Gerizekalı, bir şey gördüğünü zannetti. Geldiler buradan, flash tuttular. Kim tuttu? Bilmiyorum, kocaman. Kanka çok korkuyorum şu an, elim ayağım titriyor. Tamam, gelmiştir kapıya. Sen gitme bak, korkuyorum. Bak, camı tıkladı, muhtemelen komşum. Tamam, bir sakin ol. Kanka komşum, bak. Muhtemelen camı tıkladı, sonra... Bir şey diyeceğim, komşun değil mi? Neden ya gelip kapıyı tıklamasında camı? Işık. Ne ya? Var. Ya beni şu an o kadar çok gerdin kanka ki. Kanka ne oldu? Ne oldu? Işık tuttular ya. İşte az önce ben onu gördüm. Bir şey yok diyorsun. Ne yapalım? Bana şaka mı yapıyorsun korkuyorum dedim diye? Kanka mal mısın? Kanka ne bileyim birden... Ben sana niye şaka yapayım, gerizekalı mısın? Kanka ama korkuyorum şu anda, gerildim. Beni sen korkutuyorsun şu anda bak. Hayır bak. Cama vuruluyor, kapıya vuruluyor. Cama vuruluyor, kapıya vuruluyor. Sonra kapıyı açtım, kimse görmedim. Seslenmedim de. Seslenmeyince demek ki tekrardan cama gitti. Belki tamam da neden, neden kocaman flash tutsun? Beni şu an niye bu kadar geriyorsun? Kanka sen beni gerdin, ben korktum. Belki komşum yani. Kapıya bakalım beraber, seslenelim. Bak bakamam ben, dur, korkuyorum. Patladı. Özgür gitme, korkuyorum. Dur patladı. Araba farı falandır belki ya. Ne var? Kanka dur. Bir şey yok işte, bir şey yok. Bak kendin, bir şey yok. Ya buraya yok. Kanka bak, kapıya doğru gitme Özgür. Kanka gitme diyorum, gel ya, tamam. Abi, bir durur musun? Tamam ya, tamam. Birisi geldi, oraya gitti, yoktuk buraya gittik, çığlık attı. Kim? Buraya gitti. Kimse yok. Kanka komşu artık açmayınca kapıyı falan, muhtemelen gitti şimdi. Şimdi hiç arayı soğutmadan Özlem'i gönderelim. Özlem fotoğraf çekecekti. Ya bu senaryo kimin aklına gelir başka? Ha, düşünsenize, evde tek başınıza oturuyorsunuz ya da bir arkadaşınızla ve telefonunuza bilinmeyen bir numaradan bir mesaj geliyor. Sizi biri çekip atıyor size. Şeytanın aklına gelmez. Ne şeytanım ben. Tamam gel, korkuyorum bak. Sen niye korkuyorsun? Sen beni şu anda korkutuyorsun. Neden korkmayayım kanka? Falan. İkimiz tekiz falan yani. Ne bir çığlık attık ya, sanki bir şey gördün. Kanka yemin ederim korktum ya. Bu cam böyle açık mı kalacak? Kanka korkuyorum açık. Ama soğuk kanka, kapatalım ya. Kanka yok ya, lütfen. Gerçekten. Tamam, polisi arayalım o zaman. Polis gelsin. Polise gerek yok. Polisi arayalım o zaman. Polise gerek yok ama camı kapatmayalım kanka. Telefonum vardı. Bilmiyorum, neyse filmi izleyelim ya. Sen üstüne oturmuş olabilir misin? Telefonum yok. Buluruz ya. Bu arada kesin Zülfikar amca falandı. Amcanın öyle hobileri mi var, gece senin evini falan basma tarzı? Hayır, basmak değil ki yani. Bir şey lazım oluyor. Acilen bir şey lazım. Bir şey lazım yani. Olunca böyle şey gibi, sırsız gibi camdan mı geliyor? Hayır bak, olabilir yani. Yapabilir yani. Hiç olası bir şey değil. Tek başına yaşıyorsun. Geliyor bazen. Karşıda dolaşıyor falan yani. Hın bahanla. Evet. Çok normal. Benim var boşuma geldin şu anda. Çok üşüyorum. Evet. Kapatma. Kanka kapatma lütfen. Sen bu hastasısın. Gerçekten korkuyorum. Bak negatif enerjilerimiz. Kapatalım. Er geç kapatacağız bunu yani. Bütün ev buz gibi oldu var 2 dakikada. Senin yüzünden. Gittin camları açtın. Yere falan yattım ya. Bu kadar salaksın. Şöyle falan oldum yani. Niye hadi atsın mesajı. Ulan ne konuşuyor be? Kanka gözü nasıl çiziyorsun? Gözü böyle işte. Bu da saçları böyle. Yağmur mesajı ne zaman göreceksin Yağmur? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kanka bu ne? Korktular. Dur çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Polis aramasınlar. Aramazlar. Yağmur tembihledim. Polisi aramayacak. Oğuzhan arayacak. Oğuzhan da işbirlikçimiz zaten. Ay çok heyecanlandım şu an. Şaka mı yapıyorsun? Numara ne? Yabancı. Sen video mu çekiyorsun evde? Sence video mu çekiyorum? Sen evde video çekiyorsun numara. Video çekiyor gibi mi duruyorum sen Özgür? İmkansız çünkü hani birinin böyle bir fotoğraf çekmesi şu an. Her şey şu an yerine oturdu yani. Kapıyı falan birisi çaldı, camı biri tıklattı. Değil mi? Kanka bak, kim seni ikna etmekle gerçekten... Evde kim var şu an? Söyle bana. Bilmiyorum. Kimle video çekiyorsun? Bilmiyorum, senin evin. Bilemem. Hayatım bak, bu imkansız bak. Şu fotoğraf gelmeseydi gerçekten inanabilirdim. Kanka video falan çekmiyorum Özgür. Kamera koymuşsun. Allah'ım kafayı. Ama ben gerçekten çok sıkıldım. Ha, ablamlar Bursa'da. Evler kavga mı ediyor? Niye yüzleri düştü? Yağmur işbirlikçi olduğunu unutma Yağmur. Evet, Yağmur'un da oyunculuk yani çok iyi. Çok iyi Yağmur. Aferin, kimin kardeşi be? Bir
bir şey söyleyeyim mi? Var ya hiç komik değilsin. Burası şey, senin evin, bunu sen bilebilirsin. Ben bugün... Evde şu anda birisi var ve ben yukarıda birisini görsem artık kıyamet kopartacağım yani. Kanka bu haftanın videosunu çektim. Her şeyden önce bunu bu düşün. Bu bir kanıt değil kanka. Bak haftada bir video çektiğimi biliyorsun. Ne oldu? Paranormal şeyler mi geldi fotoğrafını çekti? İmkansız, böyle bir şey yok. Ben sana zaten söyledim Özgür. Ben bu sıra ya normal şeyler yaşamadığımı sana söyledim. Gelip şu anda ya bana sana bak ısrarla video çekmediğimi söylüyorum. Buna yemin ediyorum. Beni tanıyorsun. Bak şunu söyle. Evin içinde kim var? Çünkü bu bardak mevzusunu zaten aşamadım. Tamam mı? Bak gerçekten çok geriliyorum zaten. Lütfen böyle yapma. Niye ağlıyorsun şu an? Kanka çünkü gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Korkuyorum. Oğuzhan'ı arayacağım. Oğuzhan ne yapacak? Niye mesela şu an Oğuzhan'ı arıyorsun? Alo Oğuzhan ne yapıyorsun? Yağmur şu an muhtemelen Oğuzhan'la konuşuyor diye düşünüyorum. Öyle konuşmuştuk çünkü. Ama şey, polisi aramak isterse Oğuzhan'ı ara dedim ben. Muhtemelen polisi aramak istemiş. Ay buradan izlemesi çok zevkli. Ne olur kimse bana böyle şakalar yapmasın. Ne olur ben herkese yapayım sadece. Ne olur. Hadi biraz müsaade edeyim. Bir şey yapmayayım. Biraz bir sohbet etsinler, muhabbet etsinler. Ay acaba bütün bunları öğrenince ne yapacak Özgür? Çok merak ediyorum. Biz Özgür'ün evindeyiz de burada çok korkunç şeyler falan oluyor. Bizim videoların fotoğrafımız dışarıdan çekiliyor, bize falan atılıyor. Pencereden bakmaya bile korkuyoruz şu anda. Fan nedir? Fan yani bu saatte, saat 2 gece. Olabilir, ben yine bir uğrarım senin yanınıza da. Neredesin şu an? Misiniz? Evet. Tamam ben Kadıköy'deyim, yarım saat falan orada olurum ama çok da şey yapmayın yani fandır. Tamam gel mutlaka ama. Tamam. Özgür inşallah şüphelenmez. İnşallah. Yok ya çakmaz. Surat ifadesi çok çakmış gibi değil zaten. Boşuna çağırma. Söyle o sana gelmesin. Tamam yeter bu kadar. Muhabbet, sohbet. Televizyonu kapatacağım şimdi. Ama o sırada tabii ben kapatıp açtığım için tepkilerini göremeyeceğim. Umarım işe yarar. Yani gerçekten bu gerginlikle seni ikna etmekle uğraşamam. Korkuyorum. Ne oldu? Kumanda sende. Kapattım şu an. Kapanmış. Açtım. Bir daha kapatıyorum. Dur bakayım ne yapıyorlar. Korkmuşlar, sesleri geliyor. Açılmıyor. Aa açıldı. Kanka şartellerinde falan problem mi var? Bazen sadece buranın gittiği oluyor. Buranın tek gittiği veya sadece bir tane bir şeyin gittiği olmuyor. Televizyon falan hiç kapanıyor mu? Yok. Ya ama o da açılırken de bir sıkıntı yaşadı bu arada. Açılırken de direkt açmadı. Bilmiyorum o yüzden. Kasıyor şu anda kumanda. O zaman yağmurdan falandır. Yağmur mu yağmıyor şu an? Yağmıyor mu? Yok. Yine gitti. Kanka. Abartma. Ne abartma Özgür? Kidir televizyon kapanıyor. Bir tane açacağım. Çok eğlenceli. Özgür korkup kaçmasın evden. Suratları çok komik. Far görmüş tavşan. Yağmurun oyunculuk. Kettle kullandık mı? Kettle açık olunca veya çamaşır makinesi falan çalışıyor. Kettle kullanmadık kanka, soda içtik sadece. Kettle kullanmadık o zaman. Neden? Açıldı. Aa evet açıldı. Ben basmadım. Tekum. Kanka çok korkuyorum, gidelim. Bir dakika. Niye böyle oluyor olabilir? Kanka bilmiyorum, normal değil bunlar. Gidelim Özgür. Özgür'üm. Özür dilerim, beni affet. Ama arkaya böyle bastım ya, açıp kapandı, açıp kanka, kapandı bence. Kanka ben gideceğim, sen kalacaksan kal. Hayır, niye gidiyorsun şu anda? Kanka gideceğim ben ya. Arkaya kumandada böyle yaptım ya, açılmadı diye. Bak şimdi açıldı şimdi. Şimdi kanka kapandı. Açılması tamam, kendi kendine kapanıyor sonrasında tekrardan. Dedim ya kasıyor diye, kasıyor ya. Kumanda kasıyor, o yüzden geç algılıyor. Kapatıyorum, geç kapatıyor, açıyorum, arka arkaya basınca. Normal aşk yani. Aşk kapı yaptı bence. 5 kere açılıp kapanması normal. Arka arkaya böyle yaptım ya, bence o yüzden. Kanka ben gideceğim ya, ben çok korktum. Ah, hareket etti ve kapandı. Netflix tarafına geçti. Sen mi yapıyorsun? Aynen kanka, ben yapıyorum şu an. Ben yapıyorum. Sen benim tanıyorsun, ne kadar tedirgin olduğumu görmüyor musun? Bir daha açıldı. Ben kapatıyorum. Kanka dur bir dakika ya. Kapattı televizyonu. Akıllı kız Özgür. Çok gerginim şu an Özgür. Neden olabilir ya? Kanka bak televizyon neden olduğunu çözdük diyelim. Cama kim vurdu? Ya, kapıyı kim çaldı? Ben onu, bunu niye ben yapmadım? Tamam şeye, bu fon mudur, fön müdür? Ne? Hava filtresi, onu çalıştıralım. Hazırlan hemen, ben de fönü çalıştırıyorum. Ben fönü çalışır çalışırmaz seni göndereceğiz abi. Son final sahne, en güzel sahne. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bütün bunlar sizin için. Bu elektrik gitmesiyle alakalı kanka olabilir. Kanka burada oturuyorum, camı nasıl kapatayım? O ne? Ay! Ah! Yağmur sen mi bağlı? Yağmur! Sen şimdi bunu giyiyorsun.
Direkt giy gel. Çıksan hadi hemen giyin. Tamam. Çok güzel. Bayağı iyi oldu. Ya bak yağmur deyip durma artık kanka, korkuyorum bak. Kanka Wi-Fi ile çalışıyor. Wi-Fi ile çalışıyor. Sen mi bak? Kapandı bak. Kanka bak. Elektrik mi gidip geliyor acaba? Korkuyorum diye sen mi bana şaka elektrik yaptın? Elektrik mi gidip geliyor? Salak mısın? Ben nasıl sana şaka yapabilirim? Kanka ya? Ben nasıl geliyor? Yapayım? Ben nasıl yapayım gelip... Şakalar bunlar arkadaşlar ya. Bir şey söyleyeyim mi? Zeynep, aklıma ama çok iyi değil miydi? Hayaletimizi alkışlayalım. Bir daha yapsana evet. Gel gel. Travma. O gerçekten abi. Gerçekten. Gel. Evet. Ama onun özel işi. Ay bir şey diyeceğim. Gares filmini bilenler tanır bu arada. O zaman hep birlikte bir Gares izliyor muyuz 10 kişi? Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Şakaya Oğuzhan'la Mücahit de dahil, onlara da kız. Devam derim. Aa Oğuzhan, biz seni aradık. Şu an ama şu ana kadarki en iyi gizlice eve girme şakaları değil miydi? Ben sakinleşmek istiyorum. Ben taşınıyorum arkadaşlar. Taşınıyor evinde, bize söylemiyor. Asla bak. Bir şey söyleyeyim, nüfus müdürüne şey bile vermeyeceğim adresini. İki saat bir de paranormal olaylar yaşadığımı söylüyorum. Şüphelensin diye. Benden şüphelendi bütün video boyunca. Hayır İnsan... abla ama siz şey... Evet siz niye buradasınız? Ne? O da mı yalandı? Ya oğlum bugün şey, şakayı bana anlattılar. Beylikdüzü'nden Beykoz'a geldim yarım saatte. Sana eğlencesi. Herkes çok mutlu sana şaka yapıldı diye. Hepiniz Özlem sen de mi? Gördün mü nasıl sattı? O hiç şey yapmadı ama. Hayır Özlem fotoğrafını çekti. Özlem fotoğrafını çekti. Aşkım, aa, fotoğraf... Fikir ondan aşkım, çıktı. Bu seni... hafta Özgür'ü korkutalım gizlice. Bir dakika, seni hepimiz kandırdık. O da kandırmayan yok. En çok Yağmur bu arada. Ben şu an Yağmur'u sallıyorum. Ama gerçek değil ya o soda mevzusu. Çünkü ben deliriyordum kanka. Kanka hiçbiri gerçek gibi. Paranormal olayları da mı gerçek değil? Değildi tabii. Kanka ben dünyanın en korkusuz. Sen. Siz var yeni eve taşının ve size rahat yok üçünüze. Ay. Abisi söylemiyoruz aşkım. Asla. Ben birazcık söyledim. Kaç bin like gelsin Zeynep? Kaç bin like gelsin? Bu videoya 50 bin like gelirse o zaman Özgür de bizi korkutuyor. Bakalım yiyecek miyiz bu şakayı? Yok ya yapma. Az önce ne diyordu şey, şimdi? Şey spoiler olmasın. Aa! Evet. Bunları direkt satarım. Beni korkutma. O zaman kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Öpüyorum.